Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 8-14 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, geçtiğimiz hafta 5 Nisan'da doğan Koç yeni ayının enerjileri bu hafta ayın ışığı yavaş yavaş büyürken bizi de daha fazla etkilemeye başlayacak. Evet, Koç yeni ayı sizin için keyifliydi. Size destek olan dost bir burçta doğdu çünkü. Ve o Güneş Koç'ta ilerlerken sizin de yaşam enerjiniz artıyor. Motivasyonunuz artıyor. Jüpiter burcunuzda, güneşle de uyumlu bir açıda bu da iyimserliğinizi, neşenizi e, arttırabilir hafta genelinde. Jüpiter e, bu hafta e, retro harekete başlayacak e, 10 Nisan'dan itibaren sevgili yaylar ve Ağustos ortalarına kadar 4 ay kadar Jüpiter retro harekette olacak. 9 Kasım'dan bu yana Jüpiter ileri hareketteydi. Şimdi hayatınıza sunduğu bazı maddi manevi her türlü imkanı biraz daha içselleştirmenizi sağlayacak Jüpiter'in retro hareketi ya da değerlendirmek isteyip de değerlendiremediğiniz konuları bir gözden geçirmenizi sağlayacak Jüpiter retroları dışarıdan gelecek şansları, fırsatları biraz azaltabilir ama içsel anlamda spiritüel ve ruhsal anlamda kişisel gelişim ve benzeri farkındalık gibi alanlardaki gelişimleri de önemli ölçüde güçlendirebilir bu zamanda Evet bu hafta balık burcunda önemli hareketler var Venüs Merkür Neptün balık burcunda Venüs ile Neptün birleşiyorlar e, oğlak burcundaki Satürnlelüton plüton ile güzel bir açıdalar aile ve yuva temalarından destek aldığınız kendinizi güvende hissettiğiniz mutlu hissettiğiniz bir hafta bu emlak gayrimenkul ve benzeri konularda da faydalı olabilir. Güneş Jüpiter'in üçgen açısı da bu hafta genelinde evet böyle bir hedefinizi sağlamanızı elde etmenizi sağlayabilir sevgili yaylar. Salı ve çarşamba A ikizler burcunda olacak. Mars da ikizler burcunda. Bu hafta özellikle ilişkiler alanında salı ve çarşamba çok aktif. Bu işbirlikleri olabilir, yakın arkadaşlıklar Eşiniz, partneriniz olabilir, hayatınızdaki kişiler olabilir. İletişim ve iş birlikleriyle ilgili konularda Hareketlilik artarken karşınızdaki kişilerin yaptıkları eylemler, talepleri, e, hareketleri e, sizin üzerinizde biraz etkili olabilir. Zaman zaman Mars tam karşıt burcunuzda. E, eşinizin, partnerinizin ya da karşınızdaki kişinin bu bir rakibiniz de olabilir. Biraz daha agresif olduğunu, biraz daha şu dönemde e, saldırgan olduğunu da hissedebilirsiniz. Özellikle çarşamba günü ay ikizlerden geçerken, Merkürle Neptün'e zıt açıda olacak. Bu biraz karmaşa yaratabilir burada. Güvensiz koşullar, karışıklıklar yaratabilir. Gerek aile içerisinde, gerek ikili ilişkilerinizde iletişimlere dikkat ederim. Doğru anladığımız, anlaşıldığımıza emin olmaya çalışalım. Karşımızdaki kişilere karşı biraz anlayışlı, toleranslı olmakta fayda var. Bu hafta Perşembe ve Cuma Ay Yengeç Burcu'ndan geçecek. Finans konularında biraz sorumluluklar var. Belki bir borç ya da ödeme konusu gündemimizde olabilir. Ee, bir vergi gibi bir konu da olabilir bu. Kredi konuları olabilir. Çok risk almamaya çalışalım ama geçmişten gelen bazı sorumluluklar varsa onları da ihmal etmememiz gerekiyor. İhmal ettiğimiz konular üzerimizde baskı yaratabilir çünkü. Hafta sonuna bakıp baktığımızda Ay Aslan Burcu'nda. Hafta sonu Ay Aslan Burcu'nda size du duygusal olarak, içsel olarak daha keyifli bir enerji verecek iyimserliğiniz de artıyor. Güneş Jüpiter'de olumlu bir açı yapıyor hafta sonu özellikle. Gezme ve seyahat etme motivasyonunuz artıyor. E, spor, fiziksel aktiviteler, açık havada zaman geçirmek, yürüyüş yapmak, e, seyahat etmek hatta seyahat planları yapmak bunlar yurt dışı da olabilir. Evet, hafta sonu bunlar için zaman ayırabiliriz. İletişim de artıyor. Yakın çevremiz, uzak çevremiz, akrabalar, eşimizin yakınları, çevresi. Onlarla daha fazla bir arada olabilir, görüşebiliriz. Her türlü kültürel konu, eğitsel konu, bilgi alışverişinde de çok aktif bir gün. Sizi besleyecek konularla ilgilenebilir, birçok bilgi öğrenebilir özel hayatınız, eğitim hayatınız, iş hayatınız içinde yine verimli bazı böyle kültürel alışverişlerde de bulunabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.